Sponsorumuz golvan.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. İnşallah bu videoda başta size çok güzel bir haber okuyup sunup sonra size duyumlar verip sizin e, şuradaki sayıyı bir an önce 23.500, 23.600 yapmanız adına elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Lütfen sizlere de destek olun. Kanalımızın büyümesine katkıda bulunun. Unutmayın ki bu kanal benim değil. Hepimizin kanalı. Ve Fenerbahçe hepimizin sevdası. Ali Koç geri döndü. Fenerbahçe Trabzonspor ile yaşanan gerilimi akıllıca kullanarak taraftarın gözündeki imajını onaran Ali Koç'u konuşuyor. Sezon başında hiç kimse Trabzonspor'un şampiyonluğunun Fenerbahçe'nin işine yarayacağını düşünemezdi. Ama oldu. O halde geçtiğimiz 9 ayı unutun. Çünkü Trabzonspor'un zaferi ligin başladığı Ağustos ayından bu yana herhangi bir konuda bir türlü birleşemeyen Fenerbahçe camiasını birleştirdim ve kulüp adına silkelenip, kulüp adeta silkelenip kendine geldi. O tabii ki kendi kendine olmadığı doğru bir strateji yürüten Ali Koç kısa sürede tüm başarısızlıkları unutturup istifa söylemlerinin içinden çıktı ve imajını düzeltti. Şubat ayını hatırlayın. Vitor Pereira'nın ayrılmasının ardından yaşanan kriz sonrası Ali Koç, sosyal medyadaki istifa tweetlerinin önemli bir kısmının Norveç'ten atıldığını söylemiş ve Başakşehir karşılaşmasında tribünlerde Norveç bayrağı açılmıştı. Şimdi ise kendisine yeniden büyük başkan dedirtmeye başladı. Taraftarın ciddi bir kısmının yeniden sevgilisi oldu. Peki bunu nasıl yaptı? Öncelikle saha içindeki olumlu tablo kendisine çok yardımcı oldu. İsmail Kartal'ın süreci doğru oyuncu grubu ile yönetmesi, Futbolcuların son düzlükte sadece sahaya odaklanıp takımı sahiplenmesi başarılı sonuçları getirdi. Kartal yönetimindeki Fenerbahçe şu ana kadar 16 maçta 11 galibiyet aldı. 4 karşılaşmada sahadan beraberlikte ayrılan sallı Acevetler sadece geçen sezonun hocası Emre Belezoğlu'nun yönettiği Başakşehir'e yenildi. Not orada da İsmail Kartal Fenerbahçe demeyelim de Vitor Pereira'dan kalan kırık moralli bir Fenerbahçe diyelim kaderin cilvesi. Bunun yanında Kadıköy'de Arda Güler taraftarın tam da takıma kızgın ve kırgın olduğu dönemde sahne aldı. 17 yaşındaki Yıldız 17 yaşındaki Yıldız taraftarın tribünlere heyecanla geri dönmesine neden oldu. Kadıköy yavaş yavaş yükünü aldı. Sağa içindeki dönemsel başarı Ali Koç'un sadece zaman kazanmasını sağladı. Daha sonra ise Koç önemli hamleler yaparak işleri lehine çevirdi. İsmail Kartal'ın geçici teknik direktör olduğu zaten biliniyordu ve Fenerbahçe'nin nasıl bir hocaya yöneleceği merak konusuydu. Gündeme düşen ilk isim Yuhahim Löw'dü. Fakat daha sonra Alman hoca ile anlaşılmadığı, anlaşılamadığı ortaya çıktı. Ya da Löw'ün Fenerbahçe'yi oyaladığı ortaya çıktı. Ardından Jorge Jesus haberleri çıktı ve Portekizli hocanın ismi taraftarları heyecanlandırdı. Çünkü Jesus tıpkı Löv gibi Ali Koç'un seçim sürecinde vaat ettiği vizyonu temsil eden bir figür. Ardından medyaya Ali Koç'un Jesus ile görüşmesinden çekilen fotoğraflar düştü. Söz konusu görüşmede Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın da yer alması Koç'un gücünü ortaya koydu. Bununla birlikte Gian Piero Gasperini ismi de anılmaya başlandı. Bu isimlerden biri gelir ya da gelmez. Fakat bu süreçte Ali Koç'un yüksek profilli hocalarla ilgilenmesi taraftarı kesinlikle heyecanlandırdı. Kendi adıma burada bir parantez açayım. Fenerbahçe'yi A-klas hoca dediğimiz zaman hainsiniz, teröristsiniz, vatan hainisiniz diyen e, tiplerden nefret ettim. Diksindim. Ama şu geldiğimiz sürece dikkat edin arkadaşlar. Herkes e, aynı noktada. Ya İsmail Kartalcıları da anlayabileceğimiz noktada. Devam edelim. Sağ içindeki olumlu durumun yanı sıra Avrupa'nın tanınmış hocalarının gündemde olması Fenerbahçe taraftarının önümüzdeki sezon için umutlanmasına neden oldu. Fakat Ali Koç olumlu anlamda asıl öldürücü darbeyi Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından vurdu. Önce Trabzonspor Antalya maçında açılan pankartı ardından ise Bordo Mavili camianın yani 2010-2011 sezonu ile alakalı söylemlerini sert bir dil ile ve şu sözlerle eleştirdi. Ne kadar iddia ederseniz edin hayal dünyanızda yaşarken gelin ben size gerçekleri anlatayım. 3 Temmuz sözde şike davasında verilen Yargıtay kararı var. Fenerbahçe'ye saldıranların yargılandığı kumpas davasının kararları var. Bakın devletimizin duruşu 1 gram sapma yok. Mahkemelerin kararlarının ortak paydası 3 Temmuz'un bir FETÖ operasyonu olduğudur. Bu gerçek tüm mahkemelerce kanıtlanmıştır. Yani ee, neyse burada bir şey demeyeyim. Bugün tüm gerçeklere rağmen 2010-2011 şampiyonuz diyerek kendinizi kandırıyorsunuz. Size önerim tez zamanda bir an evvel camianızı gerçeklerle tanıştırın ve onları gerçeklere alıştırın. Ali Koç'un durmaya niyeti yoktu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'a hediye ettiği kitapta kulüp aleyhine ifadeler olduğunu söyleyen Koç, İmamoğlu için de şu çıkışı yaptı ki bu Fenerbahçe'nin siyaset üstü bir kulüp olduğunu aslında bir kez daha ortaya koydum. Ve aslında çok ciddi bir mesaj verdi. Gerçekten çok ciddi bir mesaj verdi ama bunu anlayan yok. Bunu ne zaman anlarlar? Bunu... E İlk seçimde anlarlar gibi geliyor bana. Çünkü iş oraya doğru gidiyor. Az sonra değinecek haber. Şehrin belediye başkanı da kulübümüze bordo mavili kravatla geldi. Utanmadan içinde Fenerbahçe'ye hakaretler edilen bir kitabı bize hediye ediyor. Umarım Fenerbahçelilerin Ekrem İmamoğlu'nda hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatacağı günler gelmez demiş. Bazen e, zıt konuşarak aslında neyi istediğini insan belli eder. Bu da onlardan birisi gibi geldi bana. Bilmiyorum ne dersiniz? Katılır mısınız? Trabzonspor şampiyonlarından bazı eylemler ve söylemlerden rahatsız olan Fenerbahçe Başkanı bunu söyleyeceğim aklıma gelmezdi ama artık 3 Temmuz ruhuna dönmenin zamanı geldi. Çünkü bunlar meydanı boş buldular. Meydanın boş olmadığının göster meydanın boş olmadığının göstermenin zamanı geldi diyerek yani camiaya yeni bir hava getirmeyi başardı. Daha sonra Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirdi ve 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupası tekrar kaldırıldı. Futbolcular idmana 5 yıldızlı tişörtlerle çıktı. Aynı zamanda koç önümüzdeki sezon 5 yıldızlı formanın Feneri'nin mağazalarında satışa sunulacağını da açıklamış oldu. Arkadaşlar 2023-24'ten itibaren takım sahaya bu formayla çıkacak ama sizler belki de 2022-23 sezonda 5 yıldızlı formaları giyebileceksiniz. Ben de dahil. Daha bitmedi. Basın toplantısı için stadyuma giriş yapmakta olan Fenerbahçe Başkanı taraftarın içeriye alınmadığını görünce arabasından inip polisle tartıştı ve taraftarın içeriye girmesini sağladı. Ardından stadyumda meşale yakan taraftarlara işlem yapılmasına engel oldu. Ki geçmişte Galatasaray Beşiktaş falan da idman yaparken meşale yakabiliyor. Maç değil arkadaşlar bu. Bu müsabaka değil. Bu bir idman. Müsabaka değil bu. Bu bir idman. Yani müsabaka alanlarına hani ee, şey sokamazsınız doğru ama bu bir itman Fenerbahçe A2 takımıyla şeyle yani genç takımıyla maç yapacak bile olsa bu bir itman Bu bir müsabaka değil. Yani bu bir müsabaka değil. Bunu lütfen anlayın ya. Ya bu bir, bu bir maç değil. Burada yakılabilir meşale. Daha önce geçmişte örnekleri de var. Fenerbahçe'ye gel kaka bunlar. Demenin lüzumu yok ki. Lütfen. Adil olun. Adaletli olun. Biz başka kulüpler gibi ayrıcalık istemiyoruz. Hak, hak istiyoruz. Adalet istiyoruz sadece. Devam edelim. Ali Koç bunların hiçbirini boşuna yapmadı. Bir siyasetçi edasıyla Trabzonspor'un şampiyonluğunu ve Fenerbahçe'nin hassas noktası olan 3 Temmuz süreciyle ilgili konuları bir anda birçok eylemiyle kendi lehine çevirdi. Şimdi bu rüzgarı arkasına almışken Jorge Jesus ile anlaşıp kaliteli transferler yaparak şampiyonluğun en büyük adayı olmayı arzulayacak. İlginçtir ki Trabzonspor'un yerine başka bir takım şampiyon olmuş olsa Ali Koç bu akıllıca hamleleri yapacak bir zemin bulamayacak ve şimdi muhtemelen çok daha fazla eleştiriliyor olacaktı. Fenerbahçe için işler elbette hala güllük gülistanlık değil. Fakat en azından kara bulutlar dağıtıldı. Dağıldı. Ali Koç geri döndü ve seçim olmadan güven tazire demiş Goal Türkiye'nin haberi. Aynı zamanda Fenerbahçe taraftan tepki çeken bir paylaşımları da vardı ama bakalım ne olacak Şimdi gelelim duyumlar kısmına. Son dakika transfer haberi. Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'de Charlotte için harekete geçti. Hocam bıktık. Gelmez. Önceliği Trabzonspor. Şöyle böyle. Vallahi e, Trabzonspor ağzıyla bana konuşmayın arkadaşlar. Elinizde resmi belge varsa buyurun dökün ortaya. Yoksa bana Trabzonspor ağzıyla konuşmayın. Ya Trabzonspor taraftarına göre 20 milyon euroya satıldı. 10 milyon eurosu Trabzonspor kasasında. Değil mi? Yani Trabzonspor taraftarına göre. Peki biz de resmiyette konuşalım. Belgelerle konuşalım. Madem öyle. Yani belge sunayım mı ortaya? Yani madem öyle ben de ortaya belge sunayım. Şu tablo niye? Yani şu tablo niye o zaman? Yani yıllık gelirin en az 4 katı borçlanan kulüpler kamu aydınlatma platformuna 9 aylık planço sundu. Buyurun. Trabzonspor'un toplam borcu 2 milyar iken 418 milyon TL borçlanmış. Buyurun. Buyurun arkadaşlar. Bu tablo niye? 10 milyon euro yani e, 10 milyon euro gelir elde eden kulüp transferi o kadar harcamayan kulüp nasıl bunu yapabiliyor? Bu arada 14 Nisan'ın haberi. Beştaş şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Gruptan para aldı etti. Nasıl 396 milyon lira zararda? Galatasaray 173 diyor. Onu da merak ediyorum. 30 milyon euro bon servis verdi. Ona rağmen nasıl 173'te kaldı? E Fenerbahçe sürekli satışta olan bir takımdan bahsediyoruz arkadaşlar. Sürekli futbolcu satış yapan bir kulüpten bahsediyoruz. O nasıl olacak? Yani buyurun. Şu, ama hocam Şorlatın dönme önceliği Trabzonsporaymış. Vallahi şu tabloyu gördükten sonra ben resmi imza belge görmeden hiçbir şeye inanmıyorum. Açık söyleyeyim. Beşiktaş'ın bir süredir peşinde olduğu Norveçli golcü için Fenerbahçe'de harekete geçti. Sarı lacivertliler Şorlot'un şartlarını araştırmaya başladı. Yıldız futbolcunun menajeriniz önümüzdeki hafta iki takımla görüşmek için Türkiye'ye gelmesi bekleniliyor. Gelecek. Gelecek. Sağda kozlarını paylaşan Beşiktaş ile Fenerbahçe transferde de karşı karşıya gelecek gibi görünüyor. Siyah beyazlar bir süredir Alexander Şorlot için girişimlerde bulunuyordu. Kare kartal Gölcü oyuncu için Leipzig'e 6 milyon euro ve sonraki satıştan %50 pay teklif edip beklemeye geçmişti. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu Mustafa hocanızın verdiği duyum %1 milyon doğruydu demek. Bakın 6 milyon euro e, satın alma opsiyonu sonraki satıştan %50 pay. Hatırlayın Beşiktaş muhabirleri bilmezken ben bunu söyledim size. Devam edelim. Çörlüt için Fenerbahçe'nde devreye girdiği öğrenildi. Transferde önceliği kaliteli bir forvete verecek olan Sarı 26 yaşındaki Yıldız'ın şartlarını öğrenmek için harekete geçti. Fenerbahçe Alman ekibinin kapısını çalarak Çörlüt'ün bol servisini soracak. Norveçli golcünün menajeri Mike Kijolo'nun önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Kijolo'nun hem Beşiktaş hem Fenerbahçe ile de görüşeceği öne sürüldü. suçadat vazgeçmedi. Çörlüt bu sezon Suç kiralık olarak forma giyiyor. Mavi beyazların 16 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu ancak bunu bunun tarihi geçti. İspanyol basında çıkan haberlerde ise Soçyadat'ın golcü oyuncudan vazgeçmediği daha düşük bir bedelle Leipzig'e transfer teklifi yapacağı öne sürüldü. Türkiye'deki meşhur bir duyumcu da özel haber olarak e, şeyde vermiş, volede vermiş. Charlotte'un temsilcisi transfer görüşmelerinde bulunmak için Perşembe günü İstanbul'da olacak diye haber vermiş. Bu transfer gerçekleşir mi? Gerçekleşmez mi? Size soruyorum. Ne diyorsunuz? Olabilir mi, olmayabilir mi? Şimdi birincisi Jorge Jesus konusunda herhalde farklı düşünen ve farklı duyumda olan yoktur. Şu an için hemen hemen herkes Charlotte H.O. diyor. Yani bildiğim kadarıyla şey pardon Allah mı söyletti ya. Herkes Jorge Jesus H.O. diyor burayı da kesip de demeyin. Şöyle böyle diyeyim. Ee, herkes yani bu arada hafta sonu maçları açıklanmış. Pazar günü saat 16'da Trabzonspor Altay maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumunda. Ali Koç geçtiğimiz hafta uyardı. Beşiktaş maçından denk geliyor şampiyonluk kutlamaları sıkıntı olur dedi. <laughs> Bir grup çatıştı. Yani sosyal medyaya düştü. Fenerbahçe'nin maçı saat 19'da Vavakars Fatih Karagümrük'te. Yine aynı gün pazar günü. Yani en azından aynı saati korumaması daha iyi olmuş. İnşallah Trabzon maçında çeşitli olaylar çıkar da maçın bitişi 19'dan falan sonraya sarkar. Ya da 18-30'dan sonraya falan sarkar. Anlatabiliyor muyum? Niye? Çünkü 18 gibi biterse onlar giderken Fenerbahçe taraftarları gelirken karşılaşmasınlar. Ee, Beştaş Beşiktaş göztepe'de zaten. İstanbul'da da başka maç var mı? Kasımpaşa maçı var. Çok mühim değil. Ee, Galatasaray maçı zaten pazartesi günü. Yani inşallah olaylar, olaylar çıkmaz, sıkıntılar çıkmaz. Neyse şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe Jorge Jesus'ta hemen hemen herkes anlaştı diyor. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Eee Yani bu arada Fenerbahçe'nin basketbolu da Bursa ile olan basket maçımızda çakıştırdılar diyor. Ya bu değişmez artık. Onu geçin. Yani e, geçiniz arkadaşlar bunları. Şunu söyleyeceğim. not için Fenerbahçe'yi ister misiniz, istemez misiniz? Yani. E, İster misiniz, istemez misiniz? Bakın, Charlotte'un şu an piyasa değeri 12'ye kadar düşmüş durumda. 5 Aralık 95 doğumlu, 26 yaşında. Norveç 1.95 yani boyu var. Ligin bug'ını çözdüydü. 1.95 de az buz değil. Yani hava toplarındaki şeyi de ortadan. Sol ayaklı satın alma opsiyonu 15-16 milyon euro ama bir ya da iki kiraladılar. <laughs> o ondan düşüyor. 13 e alabiliyorlar diyebilirim ama zannetmiyorum. Kaymağını kim yedi? Kaymağını Crystal Palace yedi. 375 bin euroya Trabzon'a kiraladı. 20 milyon euroya da Leipzig'e sattı. Çok güzel bir şekilde de. Cash. Yediler de parayı. 41 maça çıkmış. 7 gol 1 asist var. 2005 dakikada. Yani yaklaşık 20 maçlık sürede 2005 dakika ee, iyi bir olay. Yani bilginiz olsun. Orada şeye bakabilirsiniz yani Leipzig'in gelen giden tablosuna bakabilirsiniz arkadaşlar. Kaç liraya ne almışlar, kaça ne satmışlar diye. Ee, onu da belirteyim de. Yani tablolarına bakıp da öğrenebilirsiniz gerçeği. Ben şunu söylemeye şu isterim açıkçası. Ligin bug'ını çözmüştü iyi bir forvetim. Olabiliyorsam nasıl oluyorsa olsun bakalım. yani nasıl oluyorsa olsun bakalım. Ama Jorge Jesus Fenerbahçe'de inşallah bir sıkıntısı olmayan Jorge Jesus istiyordur muhtemelen. Ama Beşiktaş'ın şu 6 milyon euro teklifini ben kabul edeceklerini düşünüyorum. Belki de bizimle de Hani Beşiktaş teklifini daha arttırsın diye şey yaptılar. Ahmet Nur Çebi'nin işte ben bir cümlesi vardı. Şebeklik, şebek, şebek bir şey demiş. Şaklabanlık falan demiş. Ali Koç tepki gösterip alır mı diye. Bu saatte sonra Jorge Jesus ne diyor? Soğuk alınır. Yani da deseler, başka bir şey deseler. Jorge Jesus ne diyor? Soğuk alınır. Ama Ali Koç inşallah geçtiğimiz senelerde yaptığı fair play anlaşmasını yine saçma sapan şekilde sürmez sahaya. Bir Abu Bakar Fenerbahçe'ye gelseydi Fenerbahçe'nin çehresi değişirdi. Yani Beşiktaş Başkanı istedi diye Abu Bakar'dan vazgeçti. Trabzonspor başta Başkanı rica etti diye Dorukhan Toköz'den vazgeçti. Ama görüyor ki Ali Koç deveyi diken yani deveyi diken sıkıntı çıkartıyor. O yüzden böyle bir durum var. Yine devam edelim. Bir duyumcu kardeşimiz Twitter'da bir duyum vermiş. Ciddi bir iddiada bulunmuş aslında. Çok ciddi bir iddiada bulunmuş. Ben hayretler içerisinde okudum. Samatta'ya çok ciddi bir teklif geldi. 6 milyon euro'ya, yani 6 milyon euro'luk bir teklif geldiğini iddia etmiş. Samatta'ya. Şimdi ben bu kardeşim vereceği duyumun bir iki hafta sonrasını söyleyeyim. Samatta Arabistan'a gitmek istemedi. daha dedi. Benim ne işim var orada? Sevduğum dedi. Gitmek istemiyorum dedi. Değil mi? İşin bir sonraki aşaması bu. Hepimiz biliyoruz. 6 milyon euro teklif. Benim duyumum doğruydu abi. Adam gitmedi ben ne yapayım diyecek arkadaşımız. Ben eminim. %100 eminim. Çünkü ben bu filmi daha önce yaşadım. Ve ben bu arkadaşa diyorum ki Samat da 6 milyon euroya giderse beni bul sana 5 yıldızlı forma vereceğim bir tane forma sözüm olsun. Peki 6 milyon euroya gitsin. Bak 6 milyon euroya Samat'ta satılsın. Benim cebimden bir kuruş para çıkmasın. Kanaldakiler karşılar. Söz veriyor musunuz ya arkadaşlar? O arkadaşa IBAN top IBAN'a para toplayıp göndereceğiz. Forma alacağız. Söz veriyor musunuz? 6 milyon euroya Samat'ta gidersen. Hocam iki tane bir. Ya ister Arabistan'dan ister Suriye'den, Lübnan'dan Umurumda değil. Pakistan'dan falan. Nereden olursa olsun. Yeter ki 6 milyon euro teklif yesin. Yani arkadaşımıza diyorum bak hayırlı olsun. Sana forma. Direkt forma hediye. Beş yıldızlı forma hediye. Evet bunu da geçtik. Fenerbahçe Halil bunlarla görüşüyor. Halil'in gelecek sezon Fenerbahçe forma giyme ihtimali çok yüksek demiş. Senat okun özel haberi. Valla ben bak şimdi az önce ee, Trabzonspor'u yorumladım. Trabzonspor açısından Beşiktaş açısından yorumladım. Şimdi yine Trabzonspor Beşiktaş açısından yorumlayayım. Hallak bunları istersek 15 dakika sonra Fenerbahçe forması giydirebiliriz. Ama Beşiktaş da Trabzonspor'a gider diye düşünüyorum. Yani şu an Fenerbahçe'yi uzak görüyorum. Murat Zorlu. Bunu isim verme sebebim şu arkadaşlar basketbol duyumu benim basketbol duyumum çok olmaz yani basketbol e, kaynağım yok gibi bir şey açıkçası en güvendiğim kaynağım yabancı kaynağım yani yurt dışından olup biten şeylere veren kaynağı. Yakın Murat Zorlu. itoyidis haberlerinde bana söyleyen kaynağıma göre Fenerbahçe Will Clyburn transferini de gerçekleştirmek üzere. Hocam sen Clyburn'u bilmiyorsun. Çok iyi 8 numara. Yok 5 numara. Hocam çok iyi, iyi kısadır. İşte hücumcudur. Oğlum ben anlamıyorum lan. Beni anlayacağım şekilde söyleyin. Hocam aklım durur. İyi basketbolcudur. Şöyledir böyledir. Yani şu an CSK'daymış. Forvetmiş. Ha tamam. Sezonda kaç golü var? Allah'ın cahili. Basketbolcu gol mü atar? Tamam sezonda kaç basketi var? öyle değil forvet diyor. Ne diyorum? Savunmaya yardımcı oluyor. Lan oğlum küçücük parke zaten. Yani forvetin görevi basket atmak değil mi? Aynı manada değil mi? Sen hiç basketten anlamıyorsun diyor. Ben hiç anlamıyorum. 31 yaşında 17 Mayıs 90 doğumlu. 2-0-1. Detroit. Michigan. Amerika Birleşik Devletleri doğumlu. İyi. Güzel. 2013 NBA draftında listelenmiş ancak seçilmemiş. Kleinborn 2008'den 2013'e kadar 3 üniversiteye katılmış. İyi kültürlü de çocuk. Allah'ın cahili. Hiç bilmiyorsun. Üniversiteye katıldı. Başka bir şey yok. Basket demek. Marshalltown Community Koleji, Utah Üniversitesi ve Lova Tele Üniversitesi. Ee, Kayseri'de de Erciyes Üniversitesi var. Oraya katılmamış ama. Neyse çok da rezil etmeyeyim kendimi. Eğitim diyor bu üç üniversitede eğitim almış. Kültürlü bir şey. Neyi okumuş? İktisat okumuş hocam. İyi tam güzel. Hocam bir de ilahiyat okumuş. i̇mam olarak atanabilir. Ya Allah'ım ya Rabbim. Tövbe estağfurullah. Neyse. Eee bu arada Ali Koç'la ilgili şunu söyleyeyim. Ali Koç değişti, coştu, Yavuz yüzü falan filan diyen arkadaşlar var. Ben lafa değil icraata bakıyorum. Yani şimdi sezon sonunda az sonra ismini vereceğim futbolcular satılıp da hani e, Shane Larkin falan filan alınacaksa sıkıntı. Hani Elif Elmas satılmıştı, Nandide falan gelmişti, Vedat satılmıştı, Melli gelmişti. Hani e, Ali Koç eğer futboldan satıp da basketboldan alacaksa vahki ki vah halimize değil mi? Onu söyleyeyim. Kim Minji 23 milyon euro olayı. Kim Minji'nin yolu açık olsun. 23 milyon euro serbest kalma bedeli vardı. Hatta ben bu bedeli yalanlamıştım. Çok da güzel yalanlamıştım. Aman demiştim. Ee, bana yalanlamam gerektiği söylemişti. Aman demiştik. Şöyle böyle. Sonra Kim Minji tam Beşiktaş derbisinden önce bir sakatlanma şeyi çıkartıldı. Haberi çıkarıldı. Ben üyelere günler öncesinden siz bu sizin bu videoyu izlediğinizin günler öncesinden duyurumu yaptım. Dedim ki hakkınızı helal edin. Bazı şeyleri konuşamıyorum. Sizin anlamanız lazım. diye. Onlar da anladılar. Sağ olsunlar. Yani onlar da bir şeyleri anladılar. Ben kiminci konusunda tekrar söylüyorum. Benim konuşmaya yetkim yok. Duyumum var. Ama konuşmaya yetkim yok. 11 milyon euro piyasa değeri var. 2025'e kadar sözleşmesi var. 15 Kasım 96 doğumlu 25 yaşında bir yıldızdan bahsediyoruz. Güney Kore milli takımının 40 kez forması giyip 3 gol atan 1.90'lık stoper. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Bu sezon ikinci kez sakatlandı güya. Hiçbir sakatlığı yok. Yani ayak tabanı problemi diyor da hiçbir sakatlığı yok. Yoktur herhalde. Çünkü ikinci kez sakatlandı. İlk sakatlandığında da sanki bir görüşme vardı. Ama bu sefer 3 milyon euroya alındı. Sonraki satıştan pay maddesi falan filan yok diye biliyorum. Bilgimi de yoklamak istiyorum ama bilmiyorum ne kadar doğrudur. 39 maç bir gol 3268 dakika. Bu sadece Fenerbahçe istatistiği. Tabii milli takım istatistiklerini falan da sayarsak. Yüksek bir bedel. Fenerbahçe tarihinin en pahalı satılan futbolcusu olmak konumuna ilerliyor. Ben Kim Min için şunu söyleyeyim. İçimden bir ses diyor. Yanlış anlaşılmasın. İçimden bir ses Tottenham diyor. Totem, totem mi yapıyorsun hocam? He totem yapıyorum. 35 milyon euroya gitsin diye. Hocam 23'e serbest kalıyorsa 35'e nasıl gitsin? Totem yapıyoruz işte. İçimden bir ses Tottenham'a yakışır diyor. Yani orada bir de kim kim, kim kim var mesela orada şeyle ee, güzel olur <laughs> kim bu vardı yani ee, nasıl olur bilmiyorum Yani nasıl olur bilmiyorum ama içimden bir ses sanki Tottenham diyor kimin için? Yani 23 milyon euroyu veren alır arkadaşlar. İster Tottenham versin, ister Chelsea versin ama 23 milyon euroyu veren alır. Bakalım ne olacak ama e, durum bu. Ben size başka bir bomba daha vereyim. O sahi Samuel. Osayi Samuel'in serbest kalma bedeli 15 milyon euro. Şu an 6 milyon euro e, piyasa değeri gözüküyor. 2025'e kadar sözleşmesi var. 31 Aralık 97 doğumlu. Yani 24 yaşında Nijeryalı oyuncu. Henüz Nijerya milli takımına seçilmedi ki ben de hayretler içerisindeyim. Nasıl seçilmedi diye. E, Crystal Palace'ın üstüne çok düşmemin sebeplerinden bir tanesi bu. Osayi Samuel. In... 15 milyon euroya serbest kalır maddesi var. 508 bin euroya alındı. Geçen sezon devre arasında QPR'dan. Zaten sözleşmesi bitiyordu anlaşılmıştım. 42 maç, 2 gol, 5 asisti var. 3195 dakika. İçimden bir ses Osayi Samuel'in ee, İçimden bir ses Osayi Samuel'in 15 milyon euroya <laughs> 15 milyon euroya gideceği şeklinde. Yani 38 milyon euroluk bir satış. Görürseniz şaşırmayın. Hocam biz onu satarsak kimi alırız? Hocam nasıl beceririz? Nasıl alır? Lan 38 milyon euroya ben hepinizi satarım. <laughs> yani 24 bin dur bir daha yenileyim. Güncel rakamı vereyim. Güncel sayıyı vereyim. Rakam diye kastetmek. Bizim ülkede manası değişik arkadaşlar rakamın. 23.485 38 milyon euroya hepinizi satarım. Kanalı 38 milyon euroya direkt satarım. Vallahi satarım. Kaç tane Peugeot 3008 eder siz biliyor musunuz ona? Hey, <laughs> Peki hocam bizi futbolcuları kaça satarsın? Açık söyleyeyim. Hadi size bir Kayseri hesabı yapayım. 6 ay 15'e satarım. Dur hesap makinesine çıkar. Hocam senin kafan direkt hesap makinesi değil midir? Evet de. Şimdi konudan konuya atladığım için bazen karışabiliyor. 6 ay 15'e satarım. Kim 23 serbest kalma bedeli. Salayı 20'ye satarım. O sayının serbest kalma 15. Crespo'nun serbest kalma 16. Herhalde öyledir yani. Zayt'sı 7'ye satarım. Benim gözümde çok iyi bir topçu değil. İrfan'ı 7'ye satarım. Keşke birisi alsam. Mert Hakan'ı 7'ye satarım. Büyük kar. bugün itibariyle söylüyorum. Rossi'yi 12'ye satarım. Belki de subliminal duyumdur. Verdi'yi 20'ye satarım almak isteyen varsa. Serdar Dursun'u 3'e satarım. Arkadaşlar ben bunu satarım derken bu kadar eder manasında demiyorum. Duyumla karışık. Beri 5'e satarım. Ya da şey çalmam. Valencia 2.5'a satarım. Burak Kapaca 2'ye satarım. 154.5 milyon euro. Artı Tisserand, Novak, Nazım, Mesut Özil, Ozan Tufan. Hani falan filan Inter, Milan. Bunlarla yola devam etmem. Özellikle Valencia ile devam etmem. Yani bu Valencia ile falan yola devam edilmez. Novak'ta falan. Hani satamıyorsam da bunların üstüne takım kurarım. Ya diyelim ki sadece Kim Minji ile o sahi gitti. Serdar Aziz Atilla Salahi stoper attı derim. Sol kır gelecek derim. 3. Atilla falan elden çıkarırım. Emir Orta Kaya'yı da 4. stoper diye monte ederim. Ya da sar, zorlarım. Niye zorlamayayım? Alınmaz bir adam bu Malansar. Kaçı kaç kuruş Malanksar'ın? Bir ara bedavaydı. Yani kaçı kaç kuruş. Sonra sağ beke Mert Müldür çekerim. Bünyamin Balcı'yı yedek becerebiliyorsam, becerir, beceremiyorsan Mert Müldür Nazım Sangare. Yapacak bir şey yok. Bir dönem milli takımı sağ bekiydi. Mert Müldür, ya Mert Müldür Nazım yapar mı? Ya. Ha Nazım'ı takasta kullanıp Bünyamin Balcı'yı da 500, 700 bin euroya alabiliyorsam ne güzel. Ben savunmayı düzeltmeden başlamam bu işe. Bak Ferdi gitti diyelim. Al sola iki tane adam. Gitmedi diyelim. Kapat sola bir tane adam. Al. Al sana canavar gibi kadro. Bak o sahibi kim gitti diyelim. Altay 1. Sağ Mert Müldür aldım 2. Serdar Aziz Atilla Salahi 3-4. E, sol bekte Ferdi var 5. Krespo Crespo. Ben Zayt'ı kesinlikle okuturum bilginiz olsun. Oraya bir çift yönü orta saha çekerim. Herkes Getson Fernandez diyor. Ee, şimdi düşünüyorum. Gustavo'yu 3'e 5'e bakmadan. 3 milyon euroya geçen birisi yazmıştı. Gustavo 3 milyon euro istiyor birisi diye. 3 veren mal varsa hemen satalım. Zayt'sı da 7'ye sattım 10. 10 milyon euroyu peşin basarım. Eğer Beşiktaş'ın anlaşması ıslak imzaya dökülmediyse. Ya yani 10 milyon euro ver. E, Crespo Getson Fernandez orta sahası kur. Becerebiliyorsan. Çift orta sahası. Önlerine koy Arda Güler'i. Bak takım nasıl oluyor. E, yine bakıyorsun. İrfan, Mert Hakan, birçok şeyde kullanabilirsin. Rossi bir kanatta kullanabilirsin şu an için. Serdar Dursun'u yedek forvet olarak kullanabilirsin. En azından. Burak Kapacağı yedek kanat olarak belki değerlendirebilirsin. Sağ öne, sol öne, hücuma, merkez orta sahaya. Bir de stoperi adam alman gerekecek. Yani bunları becerebilirsin. Al sana kadro, al sana Jorge Jesus'ta başarıdan başarıya koşacak bir e, takım hüviyeti. Bu arada forvetle ilgili çok özür dilerim. Bir duyum vardı. Onu da vereyim bir iddia var. Zaytsın menajeri Ajax'ın 23 yaşındaki forveti olan Danilo Pereira'yı bonservissiz şekilde getirebileceğini bildir e bildirmiş kulübümüze. Danilo Pereira'yı 23 yaşındaki forveti. Demiş ki yani ben bunu bedava getirebilirim. Teknik direktör alacak mısınız edecek misiniz? Bakın demiş. Sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Brezilyalı bizde genelde iş yapar Brezilyalılar. Fakat oyuncunun İstatistiklerine bakmanızı tavsiye ederim. 26 maç, 15 gol, 5 asist, 1178 dakika. 79 dakikada bir gol. Ya hocam orası kolay. Zaten Eredivisie'de yani ee, Hollanda liginde 272 dakikada 2 gol, bir asist. Burada ee, başka bir yer var. Hollanda 2. Ligi olarak belirttiği bir yer var. Burada takımların herhalde U21 takımları mücadele ediyor. Ya da rezerv takım gibi. Ee, zaten burada Ajax'ın rezerv takımı 29.8 milyon euro piyasa değeri var. Yaş ortalaması şöyle böyle 6 tane lejyoner var diyor. Lejyoner dedikleri kaç yaşında onu merak ettim. 24 yaşındaki adama lejyoner mi diyor. Evet hakikaten 24 yaşındaki ne? Lejyoner diyor. Yani 20 yaşın üstüne mi lejyoner diyor. Aynen. Keşke bizdeki U21 de böyle olsa. Ya bizdeki U21 de böyle olsa kadronun geçtiğine. Yani bilginiz olsun. Bunu bize önermiş, getirebilirim demiş. Eee Corinthians altyapısından çıkıp Ajax yani Santos'tayken 2017'de 2 milyon euroya alınmış. Ajax oynatmış, oynatmış, değerlendirmiş. E, şu an için kulübümüzden bir girişim yok. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ben e, vereyim sosyal medyadaki duyumu da kulübümüzden girişim yok. Onun haberini vereyim. Bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. İnşallah sizlere memnun edebildim. İnşallah bu videoyu beğenmenizi sağlayabildim. E, o sayede Kim de giderlerse kulübe rekor kırdırarak gitmiş olacaklar. Yolları açık olsun. E, gitmezlerse de başımızın gözümüzün üstlerinde yeri var. Yani Fenerbahçe yemekleri büyük. Allah hayırlısını versin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.